Sayın seyirciler, Deniz Feneri yolsuzluğunda Ankara Başsavcılığı Başbakan Erdoğan hakkında soruşturmaya yer olmadığına karar verdi. Savcılık kararında zimmete geçirilen paraların Erdoğan'a değil başbakanlığa gönderildiği savunuldu. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Cengiz, paranın başbakanlığa gönderilmesi yolsuzluğun kamu yetkisi kullanılarak yapıldığını gösterir dedi. Cengiz, Erdoğan'ın Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini söyledi. İşçi Partisi'nin 8 Eylül 2008 tarihinde yaptığı şikayet yaklaşık 5 yıl sonra karara bağlandı Recep Tayyip Erdoğan hakkında. Deniz Feneri yolsuzluğunda Ankara Başsavcılığı Başbakan Erdoğan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Savcılık kararında zimmete geçirilen paraların Erdoğan'a değil başbakanlığa gönderildiği savunuldu. Yolsuzluk konusu paranın başbakana değil, başbakanlığa gönderilmiş olması suç tarihinde başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ı aklamaz. Deniz Feneri yolsuzluğuyla ilgili İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz önemli açıklamalarda bulundu. 16 Mayıs 2013 tarihinde verilen ve birkaç gün önce bize tebliğ edilen bu soruşturmaya yer olmadığı kararında Ankara Cumhuriyet Savcılığı özetle İşçi Partisi'nin sunduğu Almanya'dan Türkiye'ye getirilen paraların teslimine ilişkin alındı belgesinde çeviri hatasının bulunduğunu, paranın başbakana değil başbakanlığa gönderildiğini, Cumhuriyet Savcılığı'nın Recep Tayyip Erdoğan hakkında başbakanlık koltuğunda oturuyor olması nedeniyle soruşturma yetkisinin bulunmadığını söylemektedir. Dikkatle okunduğu zaman da açıkça anlaşılmaktadır ki bu karar Recep Tayyip Erdoğan'ın suçunu zımnen saptamaktadır. Avukat Mehmet Cengiz Ankara Başsavcılığı'nın kararına itiraz etti. Diğer failler hakkında dava açan Cumhuriyet Savcılığı'nın kovuşturmaya yer olmadığına karar vermek yerine Recep Tayyip Erdoğan'ın zımnen saptadığı bu suçunu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirmesi ve Recep Tayyip Erdoğan hakkında düzenleyeceği fezlekeyi gereğinin takdir ve ifası için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na göndermesi gerekirdi. Aksi kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suçunu oluşturur. Paraların başbakanlığa gönderilmiş olması Başbakan Erdoğan'ı aklamaz diyen Cengiz, işlenen suçun AKP için kapatılma nedeni olduğunu söyledi. Yolsuzluk ürünü bu paralar AKP'nin finansmanında kullanıldığına göre suç anayasa ve siyasi partiler yasasına göre AKP'nin kapatılması nedenidir. Anayasanın 100. maddesine göre Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 1/5 yani 1/10 yani 55 milletvekilinin imzasıyla bir talepte bulunulması halinde Recep Tayyip Erdoğan doğrudan başbakanlık koltuğunda icra ettiği bu yolsuzluğun hesabını Yüce Divan'da sormak durumunda kalacaktır. Milletvekillerine çağrıda bulunuyorum. Anayasanın 100. maddesini Recep Tayyip Erdoğan hakkında işletsinler.